Vallahi 2022'nin sonuna geldik. Gerçekten göz açıp kapayıncaya kadar geçti. Bugün yanımda yeni bir kameraman arkadaşım var, Handan. Evet, gördüğünüz gibi bu da ben. Şimdi beraber bugün bu renkli meyvelerden ve sebzelerden küçük atıştırmalıklar hazırlayacağız. Bakalım ortaya neler çıkacak. Evet, ilk tabağımız çıktı. Bu tabağı bu şekilde yanlarından süsledim. Bunları kenarına dereotlarını önceki çelenk gibi yerleştirdim. Sonrasında da üzerine bir domates, bir top peynir koydum ve ortası bu şekilde boşta kaldı. Bu süsleme ile birlikte istediğimiz gibi ortasını doldurabiliriz aslında. Meze koyabiliriz, peynir, atıştırmalıklar koyabiliriz, hatta cips bile koyabiliriz. Yılbaşı sofralarımızı renklendirecek ilk tabağımız hazır şu anda. Evet, şimdi ikinci aperatiflerimize geçtik. Birazcık salam, bu top peynirlerden alıyorum. Herhangi bir markette bulabilirsiniz. Biraz reyhan, birazcık da nane ve bu çöp şişlerini de yarıya böldüm. Çünkü küçük bir şey olacak. Şimdi bir tane salamımızı aldık. Bir tane salamı da şu şekilde üstüne koyduk. Bunu ikiye katladık. Şimdi bunu yuvarlayacağız. Küçük gül yapacağız. Beğendi. Kameraman beğendi. Yaşasın. Şimdi bir tane yaprak koyuyoruz. Bir tane bunu koyuyoruz. Bir yaprak daha koyalım. Bir tane de peynir koyalım. Hatta peynirde bir tane de şuraya da koyabiliriz. İnç gibi oldu peynir. Evet. Şeyimiz hazır, güllü. Beğendin mi Anda? Çok beğendim. Harika. Evet, diğer aperatiflerimizde yine çöp şişleri ikiye böldüm. İkiye böldükten sonra gördüğünüz gibi, hatta şöyle bir tanesini çıkartayım. Bir top peynir, bir nane, bir domates, bir top peynir şeklinde sıraladım. Sonra da bunu küçük bir kadehe koydum. Yani sunum olarak da çok güzel oluyor. Bunu tabii ne kadar isterseniz o kadar yapabilirsiniz. Ama sofraları gayet renklendiriyor. Evet, şimdi en son sürpriz parçamıza geldi sıra. Heyecanlısın Anda. Sence ne olacak burada? Ya bir fikrim var ama şimdi bozmayayım. Peki, sence? Yine de fikrini söyle. Ağaç olacak. Ağaç olacak. Peki. Şimdi gördüğünüz gibi bir tane straforumuz var. Bu strafor yaklaşık 25 santim. Koni strafor diye satılıyor. Herhangi bir mağazada ya da kırtasiyelerde bulamadım. O yüzden ben de internetten sipariş ettim. Ama internetten kolay bulunan bir strafor bu. Diğer meyvelerimiz var. Bitkilerimiz var. Olmadı. Biberiye. Biberiyemiz var. Evet, şimdi bakalım ne çıkacak? Nasıl bir ağaç çıkacak burada? İlk aşama straforumuzu alüminyum folyo ile sardım. Tamamen gördüğünüz gibi her yeri tamamen alüminyum folyoyla sarıldı. Evet, önce küldanlarımızı en alta belli aralıklarla taktık. Şimdi ilk olarak çileğimizi geçiriyoruz. Yanına bir tane daha çilek geçireceğiz. Ben bu şeyleri çıkarmadım, yeşilliklerini, çileği. Zeminimiz de bir parça olarak devam edecek. Bu şekilde sırayla devam edeceğiz. Çok güzel oldu. Şimdi Handan şu anda kameramanlığı bıraktı, ışık görevinde. Işıkçı. Gördüğünüz gibi yeni yıl ağacımız meyvelerden oluşan hazır. Öncelikle ilk sıraya biraz önce göstermiştim. Çilekleri dizdim. Sonra kumkuatlar. Sonra araları üzüm. Ve biberiyeleri de aralara koyduğumuzda meyveden bir çam ağacımız var artık. Beğendik mi? Gerçekten de. Emeğin büyük. Teşekkür ederim. Evet, bugün hazırladığımız aperatifler hazır. Gördüğünüz gibi mumlarla, çeşitli süslerle birlikte hazırladığımızda gerçekten yemeden önce bir seyretmek gerekiyor.
O zaman bu arada fotoğraf çekiyorsun bakıyorum anda. Kamera işlerini bıraktın. Evet, burada yaptığımız çöp stikler var. Hatta şu top peynirler inci gibi görünüyor kendilerinde, çok hoşuma gidiyor. Yapraklar, reyhan yaprakları ve salamlar. Meyveden yaptığımız çam ağacımız. Yine domates, mozzarella ve naneden oluşan küçük aperatiflerimiz. Ve çelengimiz. Hepsi hazır. Biz yeni yılınıza hazırız. Ne dersin Andan? İyi seneler dilerim. Evet, iyi seneler dilerim hepinize. 2023 hepiniz için mutlu, huzurlu ve sağlıklı olsun. İyi seneler. İyi seneler. Gönlünüzce olsun.